Hasta olmasanız bile sizi hasta edebilir. Aman dikkat. Hocam bir saniye. Biraz rahatsızlığım vardı. Ne olduğunu bilmek için, test için geldim buraya. Öksürük var mı? Öksürük yok ama boğazımda yanma vardı. Herhangi bir belirti olmadan test yapmıyorlarmış. Var mı size şikayet? Şikayet yok. Şikayeti olan da sıradaydı, olmayan da. Koronavirüs paniği yaşayanlar test yaptırmak için hastanelere akın etti. Biraz mide yanmasından dolayı, biraz daha hafif bir ateşten dolayı. Öksürük var mı? Yok, öksürüğü yok. Hastane bahçelerinde uzun kuyruklar oluştu. Özel kıyafetli görevliler gelenleri tek tek içeri aldı. Ben kendimden şüpheleniyorum, onun için geldim. Peki şüpheleriniz neler? Şüphelerin hepsi tutuyor. Neler var mesela? Ne istersen var, hepsi var işte. Isıtma var, üşütme var. Zorla şu an ayakta duruyorum. Halsizlik. Evet, halsizlik, boğaz ağrısı. Öksürük. Öksürük. 14 günlük ev karantinasında olması gerekenler bile yine o sıradaydı. Üstelik bazılarında maske bile yoktu. Var mı bir rahatsızlığınız? Yok, herhangi bir rahatsızlığım yok. Peki neden geldiniz? Ben yurt dışından geliyorum, tır şoförüyüm kendim. Tam emin olmak için geldim buraya. Hangi ülkeden geliyorsunuz? Almanya. Kaç gün oldu geleli? Bir hafta oldu. Arkamdaki kuyruğu görüyorsunuz. Çok sayıda kişi koronavirüs testi yaptırmak için bekliyor ancak. O testi yaptırmadan önce kendinize sormanız gereken bazı sorular var. Örneğin yüksek ateşiniz, kuru öksürüğünüz ya da solunum sıkıntınız var mı? Ayrıca temas ettiğiniz kişiler de bu süreçte oldukça önemli. Temas ettiğiniz herhangi biri bu belirtilerle hastaneye yattıysa ve çevrenizde herhangi birine COVID-19 teşhisi konulduysa testi yaptırmanızda fayda var. Ancak bu belirtileri taşımıyorsanız hastane önünde birikmek sizi de hasta edebilir. Tekrar diyelim, aman dikkat.